Hayal kırıklığı yaratan açıklamanın ardından Meta kapanış sonrası işlemlerde %15 düşerken Alphabet, Amazon, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devlerinde %2 ila 3 arası satışları tetikledi. Bugün açıklanacak Alphabet, Microsoft ve Airbus sonuçları piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak. Meta ikinci çeyrekte yapay zeka yatırımlarının artacağını ancak gelirlerin azalacağı tahminini paylaştı. Açıklama sonrası gelen tepki, piyasadaki fiyatlamaların aşırı iyimser bir temel üzerine kurulduğunu ve kırılgan olduğunu gösteriyor. Borsa İstanbul kısa bir mola sonrası yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Banka, havayolu ve telekom hisseleriyle yükselen endeks, 300 dolar seviyesindeki psikolojik direncin hemen altında kapattı. Ford Otosan, Koç Holding ve Ülker yükselişte negatif ayrıştı. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor. Ancak Borsa İstanbul güçlü bir momentum yakaladı. Dünyadan bağımsız olarak endeks 300 dolar direncini geçmeyi deneyebilir. Endeks için kısa vadeli destek ve dirençler 9615 ve 9800. Günün önemli gelişmesi saat 14'te açıklanacak para politikası kurulu kararı. Genel beklenti faizlerde değişikliğe gidilmemesi. Ancak faiz artışı bekleyen az sayıda oyuncu var. Ukrayna Mahkemesi'nin Turkcell'in Ukrayna'daki şirketleri Lifecell LLC, UKR Tower LLC ve Paysell LLC'nin hisselerine el konulması kararını kaldırmasına Turkcell pozitif tepki verir. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Anadolu Grubu Holding, Türk Telekom, Türk Hava Yolları ve TAV. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.